Şimdi bu eylemsizlik momentiyle ilgili ilk örneğimiz bu şekilde gördüğünüz şu fonksiyonla y kare eşit 2x fonksiyonu ile ilerleyen bir alan aslında. Bunun altında kalan alan. Bunun için ix ve iy değerlerini belirleyiniz diyor. Şimdi buna bakarsanız burada hazır soru bir eleman vermiş. Genelde bunu vermeyeceğiz ama hani hazır vermiş. Mesela bu elemanı düşündüğünüzde hangi eksene göre eylemsizlik momentini almamız daha kolay olur? Anlattığım şeylere göre. X'teyim mi hocam? X'e göre değil mi? Çok doğru. Teşekkür ederim Ömer Faruk. Çünkü X'e paralel bu. Demin söylediğim gibi paralel eksene göre eylemsizlik momentini hesaplamam daha kolay olacak. O yüzden şu gösterilene göre önce bir Ix'i bulalım biz. Ix'i belirleyelim. Bunun adımlarını da ben adım adım yazacağım ki size de kolaylık sağlasın. Öncelikle integral alanı tanımlıyoruz. İntegral alan. Burada da soruda da gösterdiği gibi integral alan x'e paralel olacak. Şöyle bir alan olsun. Ve bunun şu mesafesi d'ye küçük olduğu için. Şu uzunluğu ise bunu söyleyebilecek var mı bana? Ağırlık merkezinden de aslında gördük. Şu uzunluğu nasıl tanımlıyorduk? Var mı hatırlayan? Kx değil mi hocam? Evet, çok güzel. Aferin Mert. Atay, sen mi söyledin pardon? Aynen hocam. Çok güzel. 2 eksi x olacak değil mi? Neden? Çünkü şurada aslında bunun şu ucuna kadar olan mesafe sıfırdan x mesafesi. Buradan tamamı ise 2 metre. Hep böyle tanımlıyoruz bunu. Dolayısıyla bizim şu integral alanın mesafesi 2 eksi x oluyor aslında. Dolayısıyla benim integral alanımın şu uzunluğu 2 eksi x. Bunlara dikkat edin nasıl hesapladığımızı. Önemli çünkü bunlar. Hani rastgele vermiyoruz bunları. Her zaman bir x mesafesini sıfırdan elemanın başladığı yere kadar veriyoruz x olarak. Sonra elemanın kendi uzunluğunu son uzunluğundan ilk uzunluğu çıkararak. Son uzunluğu da sıfırdan 2 metre. Bundan ilk uzunluk da x metre. 2 eksi x olarak hesaplıyoruz. Bu şekilde paralel olarak aldık. Bu aynı zamanda demiştik ya bizim momenti alacağımız eksene tüm noktaları aynı uzaklıkta olmalı. Dolayısıyla burada da bakarsanız hepsi aynı uzaklıkta. Bunu da sağlıyor. Onu da sağladığını şurada söyleyeyim. VA için tüm noktalar X'e aynı uzaklıkta. X eksenine. X eksenine. Aynı uzaklıkta. Ve aynı Y uzaklığında aslında. Onu demek istiyorum. Bunu sağlıyor. Şimdi bu ilk adımı bitirdikten sonra ikinci adıma geçelim. İkinci adımda artık biz alanı bir belirleyelim. Yine ağırlık merkezinde de yapıyorduk bunu hatırlarsanız. Alanı hesaplıyorduk. Alanımız bizim burada bakarsanız basit. Şuradaki alanı hesaplayacağım. 2 eksi x çarpı d'ye. Bunları bulduktan sonra kolaylaşıyor işim. 2 eksi x d'ye. Şimdi soru düşünürseniz y'ye göre integral alacağız gibi gözüküyor. Çünkü d'ye var elimizde. O zaman şu x'i y cinsinden yazmamız lazım ki bunun integralini alabilirim. X'i y cinsinden yazarsam bakın şurada bir ifade var benim fonksiyon. Burada x'i yalnız bırakmam lazım. Şimdi onu da şuraya yazalım. Soru bize y kare eşit 2x vermiş. Buradan x'i y kare bölü 2 olarak yazabilirim. Ve bu zor bir fonksiyon değil, kolay. O yüzden integralini alabiliriz. Bu durumda bunu yerine yazarsam ben işte. Şunu şuraya yazarsam. Sonuçta DA benim eşittir. 2 eksi y kare bölü 2 ve DY olarak geliyor. Bu elimde bir dursun benim. Üçüncü adım olarak da artık eylemsizlik momentini hesaplayacağım. Formülünü direkt yazabiliriz burada. X'imiz bizim integral y kare DA'ydı. Burada bu tanımlamayı yazalım şimdi. İşte integralimiz y kare dediğimiz hep y kare zaten. Y kare bu arada şu mesafe. Hatta onu da gösterebiliriz. Şu mesafe y. Şöyle diyelim. Y kare. Ve DA'sı da yukarıda tanımladığımız DA şurası. Bunu da yazarsak 2 eksi y kare bölü 2 dy. Bunun sınırlarına bakarsanız dy integral olduğu için y'nin sınırlarını alacağım. Y'ye bakarsanız sıfırdan başlıyor bu.
ve maksimum y'si 2'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla 0 ile 2 arasında alacağım. 0 ile 2 arasında y eksenindeki mesafe. Şimdi bunun integralini alırsam işte biraz düzenlemem lazım. Önce 2 y kare eksi y 4 bölü 2 diye düzenleyelim şunu. D'ye. Sonra integralini alalım. Buradan integralimizde işte 2y karenin integrali 2y küp bölü 3 eksi y 5 bölü 5 çarpı 2'den 10'un 0'dan 2'ye integrali. Bu da eşittir. 2 çarpı 2'nin kübü bölü 3 eksi 2 üzeri 5 bölü 10. Buradan da ix'imiz 2,13 metre 4. Metre 4 birimi ve son sonuç olarak bunu sorduğu için 3 haneli veriyorum. 3 anlamlı. 2,13. Adımlar bu şekilde arkadaşlar. 3 adımda aslında tamamlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Anlaşılmayan bir yer var mı burada? Adımlarla. Güzel. Yok demek ki. Şimdi ikinci olarak IY'yi belirleyelim. Soru onu da istiyor. Şimdi işlemimizi kolaylaştırmak için IY'yi hesaplamak adına integral elemanımızı değiştirelim. IY demek ki, yani IY ne demek? Bizim y eksenine göre moment alacağız demek. Dolayısıyla bunu y eksenine paralel bir eleman seçmemiz lazım. Dolayısıyla birinci adım olarak burada IY için integral eleman, integral alan diyelim. Bunu dik seçeceğiz. Şöyle. Buraya dik eleman göstereyim ve bunun küçük kenarı dx olacak. Büyük kenarı da y olacak diye düşünebilirsiniz. Bu dik seçtiğimizde bakın y'si sıfırdan başladığı için burada sıfırdan başlamadı. Alttan ise sıfırdan başlıyor seçin. Hatta oraya çizeyim ben. Şöyle kırmızıyla çizelim bunu. Kırmızıyla çizdiklerim IY için olanlar diye düşünebilirsiniz. Bunun dedik ya bakın x için ne demiştik? Ucuna olan mesafe x, son mesafe 2. Burada ise ucuna olan mesafe 0 aslında. Son mesafesi de sürekli değişiyor bakın. Sabit değil. IX'de son mesafe sürekli sabitti. O yüzden 2 dedik. Ama bunda sabit değil. Sabit olmayınca o son mesafeyi y diyeceğiz mecburen. Dolayısıyla bunun uzunluğu toplamda y olacak. Şöyle şu uzunluk. Y mesafesi olacak. O yüzden bunun uzunluğuna y yapabildik burada. Hani şundan farkını görmenizi istiyorum. Nasıl tanımlıyoruz onları? Bunu kullanacağız. Burada da yine dikkat ederseniz böyle tanımladığımızda şimdi y'ye göre moment alıyoruz. Dolayısıyla y'ye olan mesafesi. Yani bunun y'ye olan mesafesine de x diyelim. Çünkü yine sıfırdan. Şöyle bir x mesafesi var ve her noktada bakın yukarıdan aşağıya tüm noktalarda x değişen yok. Dolayısıyla şurada x ekseni demiştik ya dA için tüm noktalar aynı uzaklıkta. Bunda da aynısını söyleyebiliriz. Bu sefer ama dA için tüm noktalar y eksenine. Orada sadece y ekseni olarak düzenleyeceğim onu. Bu sefer de y ekseni aynı uzaklıkta diyeceğiz. Şimdi bunun için ikinci adım demin yukarıda da yaptığımız gibi bu DA'nın tanımını yapmak. DA bizim işte YDX diye tanımlıyoruz. Y'miz ise şu fonksiyondan yine Y kare eşit 2X mesela. Y'yi almamız lazım buradan. Kök 2X olacak bakın. Y kare eşit 2X ise Y'miz kök 2X. Şimdi bunu da yerine koyarsam şuraya bu durumda DA'mız kök 2x dx olacak. Son olarak da üçüncü adımda IY'yi hesaplayacağız. IY eşittir. İşte y'ye göre integral ise x kare DA diyeceğiz. Formülü direkt bu. Hazır. Bu formül hazır arkadaşlar. Şu x kare her zaman orada. Mesela IX'e göre ise y kare DA. Her zaman y kare burada.
Burada işte şimdi x kare da'yı da yazarsak da'mız da ydx. Ve bu sefer x'e göre integral sınırlarını koyacağım. Çünkü dx'im var. O da sıfırdan yine 2'ye x'imde. Bu soruda şansımız eşit olmuş sınırlar x ve y için. Her soruda böyle olmayabilir. Burada y yerine de 0, 2, x kare. Y yerine de şu kök 2x'i yazabilirim. Bu sayede her şey x cinsinden olur ve dx'e göre integral alabilirim. Kök 2x ve dx. İşte burada devam edersem integrali alırsak kök 2 dışarı çıksın. Hatta biraz daha düzenleyelim o şekilde. Şimdi kök x dediğimiz kök x üzeri 1 bölü 2. Buradan da x üzeri 4 bölü 2 var aslında. Yani toplamda 5 bölü 2 var. X üzeri 5 bölü 2 yazabiliriz o yüzden. Ve dx. Bunun integralini alırsam kök 2 zaten dışarıda. Bakın bunun integrali yine artı 1 koyup bölü o sayı yapacağım. Yani x üzeri 7 bölü 2 bölü 7 bölü 2. Ve bunun sıfırdan 2'ye integrali. Bunu alırsak işte şu 7 bölü 2'yi ters çevirip buraya yazalım. 2 kök 2 bölü 7 çarpı 2 üzeri 7 bölü 2. Eksi 0 üzeri 7 bölü 2 zaten 0 geliyor. O yüzden bu kaldı. Buradan da sonuç olarak IY'miz 4,57 gelmiş. Metre 4. Şu şekilde hesaplıyoruz. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hocam x'i alırken 2x yapmıştık ya. Burada direkt y geldi. Onun sebebini tekrar açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şuraya çizdim. Şu elemanımız bizim. Şimdi 2 eksi x yaparken amacım bir ilk noktasını belirlemek, bir de son noktasının arasındaki mesafeyi bulmak. İlk noktaya bakarsak buraya x dedik biz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz çünkü. Çünkü sürekli değişiyor bu burada. Yani şuradan alsam elemanı, burada bir x olacak. Şuradan alsam, şurada bir x olacak. X değişken. O yüzden bunu x dedim burada. Ama son noktası bunun sabit. Hep 2. O yüzden son noktasını 2 diyebilirim bunu. Her yerde 2 olduğu için. Dolayısıyla kendi mesafesini 2 eksi x olarak tanımlayabiliriz burada. Şimdi y için ise durum biraz daha farklı. Y'de ilk mesafe hep aynı. Çünkü hep burada olacak bak. Buraya da çizersek yine aşağıda olacak. Sıfır da olacak yani ilki. Ama ikinci noktası bu sefer sürekli değişecek. O yüzden ikinci noktası y olacak bunun da. Dolayısıyla ikinci nokta eksi birinci nokta y eksi sıfırdan bunun mesafesi y gelecek hep her noktada. Daha açık oldum acaba? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? İşte bu şekilde Ix ve Iy'yi gördüğünüz gibi bu üç basit adımla bulabiliyoruz. Burada önemli olan demin de vurguladığımız şu elemanların işte uzunluklarını belirlemek biraz zor olabilir ama mantığını anladınız diye düşünüyorum. Biraz pratik yaparak daha iyi anlayacaksınızdır. Biz pratik yapmak için bir soru daha çözelim. Örnek 12. Şimdi bu örneğimizde de Ix ve Iy değerlerini belirleyiniz. Yani Ix dediğimiz işte x'e göre eylemsizlik momenti, y dediğimizde y'ye göre eylemsizlik momenti. Yine şimdi x'e göre olanı yazalım önce. Şimdi Ix'imiz için şu şekilde bakın bir integral eleman alacağız. Dolayısıyla birinci adım benim. İntegral elemanı belirlemem. Yani x'e paralel alıyorum. İntegral. Hani soru bunu orada göstermese bile paralel alacaksınız orayı. Çünkü soru göstermeyecek aslında. Bunun şu küçük kenarı d'ye, y ekseninde olduğu için. Peki büyük kenarı nedir? Burada pratik yapın siz. Nasıl yazabiliriz onu? 1 eksi Değil mi? Çok x. güzel. 1 eksi x doğru. Teşekkürler arkadaşlar. Onu da gösterelim. Bakın bunun ilk kenarı değişken. Yani şurada integral eleman alsam şöyle bir mesafe. Yukarıda alsam şöyle bir mesafe. Kaç olduğunu bilmiyorum. O yüzden ona x diyeceğim. İlk kenarına olan uzaklığına. Şuraya olan uzaklık x. İkinci kenara olan uzaklıksa her yerde aynı bakın. Nerede alırsam alayım elemanı aynı. Yani 1. Dolayısıyla ikinci kenara olan uzaklık da şurası 1.
Yani bunun şeyi uzunluğu 1 eksi x, ikinci eksi birinci. Yani ikinci nokta eksi birinci nokta 1 eksi x oluyor. O yüzden 1 eksi x geliyor burada. İkinci adım olarak da biz dA'nın formülasyonunu yazalım. Yani alanı yazalım aslında. 1 eksi x çarpı dy. Şimdi burada biz şunu anlıyoruz. Y'ye göre integral alacağız. O zaman şu x'i y cinsinden yazmam lazım benim. Bunu y cinsinden şurada yazabilirim. Bakın y'yi 2 üzeri pardon 2 çarpı x üzeri 4 olarak vermiş. Yani bizim soruda verilen şunu yerine koyarsam burada. dA'mız 1 eksi pardon yanlış oldu. Burada şimdi x'i y cinsinden yazacağız. O yüzden x'i yalnız bırakmam lazım. O zaman x eşittir y üzeri 1 bölü 4. Şu şekilde yazmam lazım. Hocam bölü 2'yi unuttunuz. Bölü 2 mi var? 2x4. Ha, Siz x4 doğru. Tamam. yaptınız. Aynen doğru diyorsun. Teşekkürler. Şuraya 2'yi yazmayı unuttum. Burada da bölü 2 olacak. Şu şekilde yazacağız. Hatta 2'nin de 1 bölü 4'ü değil mi? Yok. Evet hocam. Doğru. Tamam. Teşekkürler. Şunu tekrar düzenleyelim. 2'nin de 1 bölü 4'ü var. Yani y bölü 2'nin direkt. Ya da şöyle yazalım. Ya 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü bir de y'nin 1 bölü 4'ü. Şu şekilde olacak. Tamam. Buradan yerine yazarsak şimdi dA'yı şöyle buluyoruz. 1 eksi işte 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü ve y'nin 1 bölü 4'ü d'yi. Evet, şimdi her şey y cinsinden oldu. İntegrale sokabiliriz bunu. O zaman üçüncü adım olarak formülasyonumuzu yazalım. Ix için y kare dA formülasyonum. Eylemsizlik momenti formülasyonum. Bakın x'e göre eylemsizlik momenti alıyorsam şuraya y yazıyorum. Y'ye göre eylemsizlik momenti alıyorsam buraya x yazıyorum. O aklınızda bulunsun. Burada işte y kare aynen dursun. dA yerine yazalım. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 4 ve y üzeri 1 bölü 4. Ve d'ye şu şekilde. Y'ye göre integral alacağıma göre sınırlarım da benim y'ye göre olmalı. Y'ye bakarsak 0'dan 2'ye gidiyor. Dolayısıyla 0'dan 2'ye şu şekilde yazabilirim. Şimdi bunun integralini alalım. Y'yi bir dağıtalım önce içeriye. İşte integral 0'dan 2'ye y kare eksi yine 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü ve y üzeri 1 bölü 4. Bunu da paydasını 4 yaparsak 8 bölü 4 çarpı artı 1 bölü 4'ten 9 bölü 4 gelecek. Yani y üzeri 9 bölü 4 dy olacak. Buradan da integrali alırsak x'imiz eşittir. Y küp bölü 3 eksi işte 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü sabit. O kalsın öyle. Çarpı y üzeri 9 bölü 4 artı 1'den 11 bölü 4. Yok 13 bölü 4 pardon. 13 bölü 4 bölü 13 bölü 4 olacak. Bu tamamını 0'dan 2'ye alacağız. Buradan da alırsak işte 2 koyup alalım. 2 üzeri 3 bölü 3 eksi 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 4. 1 bölü 4. 13 bölü 4'ü de ters çevirip yazalım buraya yukarıya. 4 bölü 13 diye. Bir de y üzeri yani 2 üzeri 13 bölü 4 var. Bunları yaparsanız hesaplarını sonuç olarak bizim ix'imiz 0,205 3 anlamlı olacak şekilde yazdım. Sonuç olarak metre 4 olarak elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi işlemler hani aslında sıradan bu adımları takip ederek kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bir de IY'ye bakalım şimdi.
I'yı içinde yine integral eleman alacağız. Bu sefer y eksenine paralel alacağız mantıken. İntegral alan. Şimdi y eksenine paralelse şöyle yine cisim üzerinde bir bakalım. Şöyle olacak. Şu kısa kenar dx zaten x yönünde. Bunu almam için belki şu ifadeleri silmem gerekebilir. Bunları bir sileyim ben. Buraya maviyle göstereyim olmadı. Şöyle bir y ekseninde integral aldık diyelim bakın. Şimdi bunun ilk noktası ve ikinci noktasının mesafelerine bakalım. İlk nokta sıfır yine. İkinci nokta da yukarıda bakarsanız sürekli değişiyor. Şimdi bir önceki soru gibi. Dolayısıyla şu mesafesi y bunun. Yani cismin de aslında uzunluğu y olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada yine şu uzunluğu bunun y olarak yazıyoruz integral alanda. Şimdi ikinci adıma geçebilirim. İkinci adımda bizim DA'mızı yazacağız. Şu alanı yazıyoruz zaten. Y çarpı DX. Y'miz de bizim soru vermiş. Ne vermiş soru? 2 çarpı x üzeri 4. O zaman şunu götürüp şurada yerine yazabilirim. Y yerine. Bu durumda DA benim 2x4 ve DX olarak geliyor gördüğünüz gibi. Okey. Üçüncü adım olarak da eylemsizlik momenti formülasyonu. Yani y eksenine göre momenti alacağım. Onu da IY eşittir. İntegral x kare DA direkt formülüm. Bu formül hep standart. İntegral x karemiz kalıyor. DA'yı yazalım. 2x4 dx. Onu da direkt yerine yazdığımda hepsi x cinsinden oldu bakın. Demek ki x'e göre integral alacağım burada. Dx olduğu için. O da sıfırdan 1'e değişiyor soruda. Dolayısıyla integral sınırlarım benim sıfırdan 1'e. İşte bunun integrali daha kolay olacak. Çünkü direkt 2 dışarı çıktı. X üzeri 6 var. O da x üzeri 7 bölü 7 olarak çıkar. 0 ile 1 arasında. Bu durumda işte 2 bölü 7 oluyor buradan direkt sonuç. O da işte küsuratlı yazarsak I'ye eşittir 0,286 metre 4. Bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde IX ve IY'yi hesaplamış oluyoruz. Dikkat ederseniz bakın Y'ye göre eylemsizlik momenti, X'e göre eylemsizlik momentinden daha yüksek. Burada. Yani o da bize bir şeyler söylüyor aslında. Yani Y'ye göre direnci daha yüksek aslında bu cismin. Yani bunu ileride mekanik bir parça olarak kullanmak istersek böyle bir kesiti mesela. Ona göre hani kuvveti uygulayacağımız yöne göre eylemsizlik momentinin yüksek olduğu kısma kuvvet uygulayacak şekilde ayarlama yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Onları daha sonra göstereceğiz ama. Şu anda sadece nasıl hesaplandığını anlayın yeterli. Var mı sorusu olan? Ataberk bir şey mi sordun? Sesin gelmedi. Neyse yok galiba. Tamam. Burada bu iki örneği bitirdik. Şimdi yeni bir konuya geçeceğim. O yüzden bu kaydı bir durdurayım.